İyi akşamlar sevgili seyirciler. Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün hangi konulara değineceğiz bir göz atalım isterseniz hep birlikte. Varis, sedef, diz ağrısı ve kulak çınlamasının neden ileri geldiği ve bitkisel tedaviler mümkün mü diye açıklama yapacak bize kendisi İbrahim Bey. Evet. Diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı, sırt ağrısı gibi ağrıların sebebi eklemlerdeki kireçlenme. Normal olarak eklemler arasında omurlar arasındaki diskin haricinde parmaklar arasında veyahut da dizde veya kalçada eklemler arasında çok ince zar gibi bir şöyle zar gibi ince birkaç milim kalınlığında içi sıvı dolu, sinoviyal sıvı dediğimiz eklem sıvısı dolu olan keseler var. Bu keseler sayesinde insanlar yürürken mesela ne oluyor? Hiç rahatsızlık duymuyor. Bu sıvı sayesinde kıkırdaklar birbirini böyle aşındırmıyor. Kemiklere zarar vermiyor. Düşünün ki 70 kilo ağırlığında 1 metre 70 santim büyüklüğünde bir kişi 1 kilo fazlalığı olsa eklemlere mesela ayak bileğine ve dize 70 kilo fazladan basınç oluşuyor santimetre karesine. Buna rağmen ne oluyor? İnsanlar 100 kilo olduğu halde mesela ne oluyor? Bu basınca bu kemik dayanıyor. Çelik gibi. Kemikler, eklemler ve eklemler arasındaki sıvı. Halk arasında efendim diz kireçlenmesi, diz ağrısı veya kalça kireçlenmesi gibi söyleniyorsa da aslında yanlış bir tabir. Diz kireçlenmiyor. Dizdeki kireç azalıyor. Yani kalsiyum azalıyor. Kireçlenme demek kalsiyumun artması. Burada azalma var aslında ama tabir yanlış kullanılıyor, yerleşmiş. Şimdi dizler arasında ayak baldırla bacak arasında kemikler arasında kıkırdaklar ayna gibi böyle parlak ve arasındaki sıvı sayesinde hiçbir zorlanma olmaz. Fakat zamanla kişi yanlış besleniyorsa, aşırı kimyasal ilaç kullanıyorsa, alkol kullanıyorsa, sigara kullanıyorsa, aşırı asidoza sebep olan peynir, yağlı etler tüketiyorsa vesaire ne olur? Asidoz nedeniyle, aşırı asit nedeniyle kireçlenme olur. Yani kemikteki kalsiyum asit emer. Kalsiyum azaldıkça bu kalçada olsun veyahut da dizde olsun, parmaklar arasında olsun eklemlerin bu kıkırdak kısmında yıpranmalar olur. Yıpranma arttıkça problem büyür ve kıkırdaklar kırılır. Küçük kemik faresi dediğimiz kemik kırıkları ortaya çıkar. Bu kemik fareleri ne yapıyor? Çevresindeki siniri, dokuyu, kirişi ya böyle yırtar, jilet gibi keser. Kişiye çok büyük acı verir. Kemik faresi tehlikeli. Mesela bir tanıdığım dostum geçenlerde bize geldi. Vatandaş 70 yaşında. Buna demişler ki sen güçlüsün, kuvvetlisin. Sana bol bol kortizon verelim bir şey olmaz. Buna çok ağır bir kortizon yüklenmişler. 6 ay sonra kalça kemiğinin başına ne denir? Femur başı denir. Kalça kemiğinin bu üst tarafı başı erimiş. Protez takmışlar. Aradan bir 6 ay geçmiş, öbür kalçasında kemiği de erimiş. Kortizondan iki kemik de gitmiş yerine protez. Bu sefer gelmiş dizleri ağrıyor. Ne olacak benim halim? Diyor. Problem yok dedim. Çare var, çözüm var. Şu gördüğünüz söğütün dalı. Söğüt. Söğütün yaprağını değil ama. Söğütün yaprağını kullanmıyoruz. Şu söğütün dalının kabuğu bir madde içerir. Bunu içermiş olduğu maddeye, şu kabuğun içermiş olduğu maddeye salisin denir. Salisin ağrı kesici özelliklere sahip.
Kişi bunun kurutup çayını içebilir. 1835'lerde bununla ilgili Alman eczacıların yapmış olduğu araştırmalar sonucunda salisin ve salisilat türevleri içerdiği belgelenmiş ve 50 yıllık çalışma sonucunda aspirin ürettiler. Çünkü söğüdün kabuğunu sürekli soyacaksın, kurutacaksın, efendim bundan ilaç yapacaksın, zahmetli iş, hemen kimyaya girdiler, ne yaptılar? Yapmış oldukları aspirini tam 114 yıldır insanlar kullanıyor. Aspirin direkt asit olduğu için ne yapıyor? Mideye, böbreklere, bağırsaklara zarar veriyor. Bir, kulak çınlamasını tetikliyor. İki, yani yan tesiri çok. Neden? Çünkü salisilik asit direkt asit. Vücuda büyük tahribat yapıyor. Oysa söğütün kabuğundaki salisin glikozla birleşik halde bağırsaklara geçince bağırsaklardaki faydalı bakteriler bunu saligenin ve glikoza dönüştürüyor. Asit daha yok. Bağırsaklar tarafından emiliyor, karaciğere geliyor. Karaciğer bunu ne yapıyor? Saligenini salisilik asite dönüştürüyor. Fakat hemen değil. 10 ila 24 saat yavaş 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 kana veriyor. Böylece hiçbir yan etkisi yok. Doğada olan bu mükemmel ilacın hiçbir yan etkisi yok. Fakat insanların laboratuvarlarda, fabrikalarda ürettiği şeyler ne yapıyor? Tehlike saçıyor. İnsanları yavaş 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 zehirliyor. Evet, ben söylüyorum da diyeceksin ki hadi ispat et, ispat edelim. Evet, şimdi bu söğütün çiçeği, şöyle kedicikler, milyonlarca polen olur kediciklerde. Bunun kabuğu resmi var. İçerisinde de bununla ilgili klinik araştırmalar. Mesela 1200 kişi üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Omuz, sırt, bel, kalça, diz ağrısı olan hastalar tedavi edilmiştir. Nerede? Frankfurt Üniversitesi Ağrı Kliniğinde, ortopedi şeklinde ve İsrail'de Hayfa'da. Birçok hasta tedavi edilmiştir. Söğütün etkili olduğu belgelenmiş kabuğunun. Fakat burada ben söğüt dedim. Vatandaş diyor ki ha ben söğüt alayım, kabuğunu soyayım, çayını içeyim. Öyle değil. Söğütün kabuğunun içindeki etken madde %5. Çayını içerseniz etkisi de %5 olur. %100 olmaz. Ne yapacağız? Bunun kabuğunun kurutularak elde edilen kabuğu önce değirmende çekilir, toz haline getirilir. Sonra laboratuvarda veya fabrikada destilasyonla ekstraktı elde edilir. Ekstrakta kullanılır. Ya bu kabuğu da kullanılır ama etkisi %5. Ekstraktını kullanırsan %100. Farklı yüzde. Ekstraktı. Klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Şimdi bu iki defa protez takılan ve üçüncü defa dizlerine protez takılması gereken vatandaş geçen sene de gelmişti. Rahatlamıştı. Az kullanmış. 6 hafta kullanmış. Aa iyileştirdik. Bir daha kullanmamıştı. Bu sene yine antibiyotik vesaire kullanmış. Kışın hastalanmış. Tekrar başlamış dizindeki ağrılar. Tekrar geldi. Ya dedi iyileşmedim. Ne kadar kullandın? 6 hafta. 6 ay kullanacaksın. Neden 6 hafta kullanıyorsun? Ben 6 hafta mı dedim? 6 ay. Sabredemiyor insanlar. Şimdi doktora gidiyor, doktoru diyor ki ölene kadar kullanacaksın. Ölene kadar kullanıyor. Bana geliyor diyor ki kaç ay kullanacaksın? 4-5 ay. 6 hafta sonra iyileşince kullanmıyor. Tamam iyileştim. Öyle değil. Kalıcı tedavi, kalıcı iyileşme ne zaman olur? Bu süreyi tamamlarsa. Yani her türlü diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı, sırt ağrısı iyileştirmek mümkün. Mesela Zehra Hanım diye bir hanımefendi namaz kılamıyor böyle. Robot gibi kaş gözle hareketleriyle namaz kılıyor. Yani hareket edemiyor. Dizlerinden, kalçasından. Yani Ankara'da, İstanbul'da birçok şehirde doktorlara gitmiş. Hepsi demiş ki ameliyat, protez. Kızı benden aldı bir takım ürünler. Gönderdi. 6 ay sonra bayan geldi beni aradı. Dedi ki beni tanıyor musun? Tanımıyorum. İyileştirdiğin insanı nasıl tanımazsın? Adınız, soyadınız.
Ha, baktık tamam biz de kayıtlısınız. Hamdolsun dedi geziyorum bak ben namaz bile kılamıyordum. Yani böyle çok insanı hamdolsun ne yaptık? Sağlığına kavuşturduk. Evet. Söğüt. Söğüt forte ne işe yarar? Söğütün kabuğundan ekstraksiyonla, destilasyonla elde edilen bu söğütün kabuğu şu gördüğünüz söğütün kabuğundan destilasyonla elde edilen, damıtılarak elde edilen ekstraktı omuz, sırt, bel, kalça, diz ağrılarına karşı, romatizmaya karşı, kemikler arasında, eklemler arasında kireçlenmeye karşı dünyada en etkili bitkilerden biridir. Biz ne yaptık? Söğüt ekstraktı, söğüt kabuğu ekstraktı, at kuyruğu otu ekstraktı, altın başak otu ekstraktı, şeytan pençesi kökü ekstraktı gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktından çok özel bir formül geliştirdik. Bu her türlü diz ağrısı, kalça ağrısı, dizdeki kireçlenme nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlıklar veya iltihap, artrit olsun, artroz olsun fark etmez. Diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı, omuz ağrısına kadar karşı mükemmel. Fakat kişinin midesinde problem varsa yeterince inkirisin faktörü salgılayamaz. Bu da vitaminsiz, mineralsizliğe sebep olur. Bağışıklık sistemi çöker. Midesinde rahatsız olanın tonik de kullanması gerekir. Tonik, eğer midesinde problem varsa tonik de kullanması gerekir. Söğüt forte ile birlikte. Şayet bağırsaklarında mantar varsa bağırsaklarındaki mantarı yok etmek gerekir. Bunun için de ne kullanmak gerekir? Aloe vera. Yani şimdi vatandaş diyor ki ya benim işte dizim ağrıyor, kalçam ağrıyor, belim ağrıyor. Yani midesindeki bağırsaklarındaki problemi ortadan kaldırmadığın zaman kesin çözüm olmaz. Yani iyileşmez. Çünkü bağırsaklarda sürekli toksik madde akışı olur. Mideden sürekli intrinsik faktörü az olduğu için problem olur. Yani mideyi bağırsaklara karaciğere tedavi edeceksiniz. Bir, söğüt forte kemik çayını kullanacaksınız. İki, komple bir tedavi. Kalıcı çözüm. Kalıcı. Geçici çözüm değil. Evet.